Evet, siz nasılsınız? Vallahi ne olsun, biz devam. Yunanistan'da güzel hayatımız var. Çok güzel bir hayatımız Çok var. Keyifli geçiyor yaz. Evet. Bayağı çekim hatası çıktı. Bir de şimdi eskisine göre daha samimi ve şeyiz. Rahatsız ya, o da aynen, sıkıntı çok, çıkarıyor. Çok. Kardeşim neymişim gibiyim. Eyvallah. Zaten öylesin. Eyvallah. Pahalı. Neydi onun adı? Tarihi. Nasıl diyordunuz onu? Bakery miydi? Ve. Ne yapıyorsun? Evet dostlar, Gülşah geldi. İstanbul'dan geldi. Yaklaşık bir hafta falan İstanbul'da durdu, motosikleti yapılırken buralarda bir yerdeymiş. Ah, şurada tişörtü de görünüyor. O sponsorlu. Selam, Kalispera. Hoş geldin. Tekrar. Vallahi dönüyorsun, dolaşıyorsun. Kurtulamıyorsun. Evet. Atina'dan. Atina'dan kurtulmaz ya. Hadi araba da geliyor. Hadi gel. Atla çıkalım. Likavatis Tepesi'ne. Sokaklar çok dar. Kolonaki'de. Evet, gerçekten bu sokak dar bayağı. Şu bina çok güzel Gülşah ya. Aa, kim bilir nereleri görüyor. Bina ile ilgili benim kanalda bir video var. Sadece binayı... Hop! Ne? Ama girdim. Gördüm. İneyim, sen sür. korkunç. O bina ile ilgili benim bir videom var kanalda. Polis beni mi durduruyor diye baktım. Dedim tamam, kastan yiyeceğiz. Güneşin batışına efsane yakalıyoruz. Evet. Değil, tam tersi. Gideceğiz dediğimiz tepe. Evet, Likavatis'e çıkıyoruz. Ya 20 gün Atina'da kaldım. Şu tepeye gelmemiş olmam saçmalık. Şuraya bak ya. Ya Atina'yı çok seviyorum ya. Bak, diğer tepe orada. Gel buradan bir drone kaldıralım. Hoş geldin. Bir başka bölüm daha geliyor. İkinci bölümden hepinize selamlar. Merhabalar. Atina'dan kurtulamadım. Atina'dan kurtulmak istemiyorum. İşin sıkıntısı, o kadar çok alıştım ki İstanbul'a dönüyorum, Atina'ya gelmek istiyorum. Ya İtalya'ya gidecektim, yine Atina'ya geldim. Ne olaylar yaşandı siz yokken, ne olaylar. Bu tepeye gelecektik, söz vermiştim bir dahaki gelmende. Ben sanıyordum ki bir sene sonra falan geliriz. Ama bir ay olmadan tekrar söz verdiğimiz yerdeyiz. Evet, siz nasılsınız? Vallahi ne olsun, biz devam. Yunanistan'da güzel hayatımız var. Çok güzel bir hayatımız Çok var. Keyifli geçiyor yaz. Evet. Teşekkür ediyorum. Keyifler yerinde. Yani misafirperverliğiniz için, çünkü anlatacağım birazdan. O kadar böyle yorucu ve can sıkıcı şeyler yaşadım ki. Yani siz olmasaydınız, bak sen Kosta, çok çok sıkıntı yaşardım ya. İyi ki varsınız. Çok tatlı Vespa. Ne kadar verirsin buna? Bence 1000-1500 euro. 1500 euro. Ama sıfır ne kadar burada, onu düşünmek lazım. 3200 müydü? 3300 euro. O zaman sıfırından pahalı yani, şey olduğu için. Sıfırından pahalı. Neydi onun adı? Siz Türkler nasıl diyorsunuz? Aynısı ama. Ay güzel. Şimdi çevir. Bir ay doğar ilk akşam. Telif yer miyiz bu muhteşem sesimle? Yok, yemeyiz. Hayatta. Zaten kısa kestim o yüzden yani. Çünkü birazdan yükselecektim ve banlanmanı istemedim. Ay çok yüksek be. Ama manzara buradan iyisi yok. Manzara yani. Burada daha güzel bu arada. Yani az önceki yer, güneşin batışı da güzeldi, evet. Ama şu anki manzara? Akropole göre. Neydi burası? Burası Likavatis. Likavatis. Kurtlar Tepesi diyebilirsin. Kurtlar sofrası. Müthiş. Ay doğuyor. Ay doğuyor, doğru. Doğuyor mu, batıyor mu? Doğuyor. Güneş batıyor, ay doğuyor.
Bu arada başbakanın evinin üzerinden drone uçurmuşuz. Ya polis geldi. Sen diyorsun ki neden çekmiyorsun? Ama polis geldi böyle içine doğru sıçmak ne demek? Orada anladım yani. Polis geldi böyle ve başbakanlık polisi falan böyle beyaz motorlu falan. Normalde skuterle geziyorlar bu arada polisler. Ya da böyle NC tipi motorları falan var. Bu motorlar başbakanlık motorları ya da işte konsolosluk motorları falan. Ben tırsım yani. Adam ilk başta Yunanca konuştu. Yunancayı biliyorum az çok da İngilizce'de sıkıntı yaşıyorum. İngilizce'ye geçince anlamadım ne demek istediğini. Drone dedi. Expensive dedi. Ben böyle elimle işaret yapıyorum. Güşah çekecek kaydı al. Video malzemesi çıksın falan. Ben de DJI Drone Mini 2 kullanıcısıyım dedi. Dronlarla ilgili konuşmak istedi. Artı şöyle bir bilgi vereyim dedi. Az önce dedi başbakanın evinin üzerinden uçtun. Haberin olsun seni arayabilirler. Bilgin olsun dedi. Biz parlamento binasının üzerinde parenda attırmış bir drone pilotu olarak biz her şeyi yaparız diyemedik tabii. Ama eyvallah teşekkür dedik, ettik. Teşekkür dedik. Thank you dedik. Ama sen çok İstersen korktun. Ben şey düşündüm çünkü. Abi bizi bırak. Biz videoları sileriz yani. Bir de YouTube kanalım var falan diyorsun yani. Ben sadece dronlarla ilgili konuşmak istiyorum falan dedi. Bu da aklında olsun dedi. Bu drone'la uçuş yasak değil. Ama başbakanın evinin üzerinden uçtuğun için seni arayabilirler. Neden haberin arayabilirler? Olsun dedi. Yani kimsin, niye uçtun diye sorarlar. Peki senin sen olduğunu nasıl biliyorlar? Kayıtları var, uçuş kayıtları. Yani sen mesela bunu uçururken bir hesabınla giriş yapıyorsun ve o girişteki her şey loglanıyor. Senin olduğunu nereden anlıyordur o? Bilgilerim var, mailim, telefonum, adım, soyadım hepsi var. Ha, oradan uçtuğunu da görüyorsun. Tabii, tabii. Yani, teknoloji gelişmiş. Aynen nasıl işte sen TH ile geldin mesela, pilotu var, uçuşu belli, aynı muhabbet. Belli verdiği sinyalle aslında. Kaydediliyor bütün logları ve direkt sisteme girerler. Log ne demek? Log kayıt. Yemedim bu sefer. Ama çok korktun. Yalan yok, bir bu kağıt daha. Polis polis yani sürekli yani, çünkü başım hani başı boktan ayrılmaz derler ya. Ben ya yani Yunanistan'da elektrik kesintisini ilk defa ben gence yaşadım. Haksız mıyım? Kesinlikle. Haklıyım. Motor bozuldu. La bilet aldılar. Motorun parçaları bulundu. İstanbul'a indiğim gün aradılar, dediler ki motorun hazır. Geldik oturduk. Likavetüs Tepesi'nde tam kilisenin altındayız. Bu arada tırmanmak gerçekten Ares Tepesi'nden daha zor. Hatta buraya kadar da motorla geldik tam dibine kadar. Pellegrino. Çok iyi abi tam böyle ortaya koydum. Reklam alırız. Ey Gülşah şimdi Mora Yarımadası'na gittin. Evet. Bir tur attın. Şöyle bir güneyi böyle baştan başa kıyıdan kıyıya dolaştın. Patras'a kadar çıktın. Atina'da en son seninle görüştük. Sonrasında bir yola çıktım. Neler yaptım? Önce Lutraki'ye gittim. Buradan 95 kilometre falandı sanırım. Orada Hellas Rally vardı. Ve her sene Yunanistan'da düzenlenen bir Enduro Raid yarışı. Öyle dediler yani. Aslında bildiğim bir şey değil. Araziye kapalı alanlarda motosiklete biniyorlar ve bir kupa falan dağıtılıyor. Türkiye'den de katılan çok fazla isim vardı. Hepsi de benim arkadaşımdı. O yüzden buradan ayrılıp böyle otobanları eleyip sadece dağ yollarından Lautrec'e gittim. Orada 4 ya da 5 gün kaldım. Yani hiç motosiklet kullanmadım aslında. Çünkü Çeşme'den feribotla Atina'ya gelmiştim. Atina'dan 90 kilometre yapıp tekrar Lautrec'e gittim ve 5 gün orada kaldım. Sonrasında yarışta kupayı aldık. Kısa kesiyorum buraları. Kupayı aldık Türkiye olarak ve ben onların yanından ayrılıp seyahatime devam ettim. Mora Yarımadası çok merak ettiğim bir yerde. Önce dedim ki Mora Yarımadası'nı gez Gülşah. Ve şey zaman sıkıntım olmadığı için tüm Mora Yarımadası'na en güzel yollardan ve istediğim kadar. Bir de ne oldu biliyor musun? Lautrec'ten ayrılıp o Nafleo'yu, sen Nafleo'yu söyledikten sonraki rotada adım başı karavan. Yani Alman karavan, Rus karavan, herkes karavan. Evet hadi fokus. Evet. Profesyonelliyiz. Tamam. Bizden televizyoncu olmaz. Tamam. Aa. Moda giriyorum. Krize girdik. Acaba çekemiyoruz. Sadece şey mi çekim hataları? Gülşah'la böyle oluyor. Sadece bunu çekip atıyoruz.
Var bir boka da güldüğümüz yok yani, sadece bir mantığı da yok. Hep şeyler sallanıyor, çok romantik. Bence ya rakı demliyorlar ya da bilek tutmuşlar. Bence ağaç dalları kopmasın diye rüzgardan. Ha, daha zekice. Bence biz de bunu bağlarsak eğer şey olabilir, biz de dilek diledik. Düşünsene, burası su ağacı oluyormuş. Arkadaşlar, bunları ne için koymuşlar yorumlara yazar mısınız? Biz çözemedik. Böyle sallanıyor. Dilek ağacı. Suya okuyup üfleyip asıyorlar. Yani. Hadi bakalım. Şimdi hikayene geri dönüyoruz. Evet. Mora Yarımadası'nda neler yaşadın? Oradan sonra devam ettim. Rota yaptım. Dedim ki biraz daha ilerleyeyim Napoli'de. Bir otel bulayım. Çok güzel bir tane Booking'den otel buldum. Şey diyor, spa falan diyor ama 45 euro. Lan dedim, ne kadar güzel, manzara falan da efsane. Tiros'ta. Çok güzel, böyle dağ yollarından gidiyorum ama böyle insanlar gittikçe azalıyor. Sonra Tiros'u işte beğendim otelden dolayı. Dedim orada kalayım. Yani Novpol'den 200 kilometreydi. Yanlışlıkla navigasyonda kayboldum, otobana girdim. Neyse, otobandan girdim çıktım falan filan, bir sürü para ödedim. Sonra dedim ki ulan, yolculuğun ilk günü ben otobana bu kadar para ödersem, de Vespa ile gitmiyor yani, 100 kilometre diyor, 70 ile gidiyorum yani, ne kadar gidebilirim otobandan, çok saçma. Çok güzel yollardan geçtim şeye, Tiros'a tavsiye giderken. Tavsiye ediyor musun Mora Yarımadası'nda motosikleti binmeyi? Efsane yani, şöyle zaten karavan dedim, karavanları ben gördükten sonra dedim ki muhteşem bir yerdesin Gülşah. Tiros muhteşem bir sahil, 5 tane falan otel vardır, 2-3 tane kafe vardır, çok sakin sessiz bir yer. Orada o gece kaldım, otel çok boktandı yani, inanmayın bence. Booking'den ayarlıyorsun otellerini Booking'den falan. Booking'den ayarlıyorum ama söylenen çoğunlukla çıkmıyor bence. Sonra çok memnun kalmadın. Yok ya, yalandı ya, spa mupa yoktu ya. Eşek bağlamışlar bildiğin yani. Spa o kadar spaydı. İnternet yoktu, sinir oldum. İşte ama şey, manzarası, denizi falan gerçekten güzel bir yer. Sonra ertesi gün Tiros'tan kalktıktan sonra senin söylediğin Movembasia'ya gittim. İşte o rotayı çizdim ama giderken de Tiros'tan çıktıktan bir 50 kilometre sonra bir benzinciye girdim. Benzinciye girdim. Aynen. Benzinci benim iki tane telefon. Telefonun bir navigasyon olarak kullanıyorum. Navigasyondan baktı. Rotayı gördü. Dedi ki oradan gitme dedi. Ben sana bir yol söyleyeceğim, oradan git dedi. Abi bir yerden gidiyordum benzinciden, fırt diye sağa çevirdi. Ben sağa bakıyorum, dağ. Hiçbir şey yok ama başka. Dağın yamacından böyle ilerledim. İnsan yok. Sana yemin ediyorum insan yok. Yaşadığım tek sıkıntı, insanla denk geldiğinde insan olmadığını düşünerek senin şeridinden geliyorlar. Zaten şu kadarcık yol yani, köy halkı kötü araba kullanıyor. Gerçekten dikkat etmek lazım. Issız yerlerde. Issız yerlerde. İnanılmaz manzaralar gördüm. Vespa ile 125 cc bir motosikletle yola... Devam. Ya çok zor olacak editi bunun var ya. 125 cc... Sıçtım. Hiç sıçtım. Profesyonel değilim. Mikrofonu falan unutmamam lazımdı. Taktık da ne oldu? Hakikaten. Ama biz de yani parayı verdik, Beleştepe'ye çıkıyoruz yani. Var mı böyle bir şey? Biraz akıllandık diyelim. Hellas Rally ne? Hellas... bir şey prodromu. Ertesi gün... motordaki ses gittikçe artmaya başladı. Motor... yaşanacak bir şehir yani, yaşanacak. Akropol'ün tam karşısındaki ablamız için artık. Ne tepesiydi bak, ben de Ares tepesindeydim. Ares tepesi, bak süper. Ben ben isim unutmuyorum. Ben tepeyle meydanı karıştırıyorum. Tünelle köprüyü karıştırıyorum. Ben yani bir test edeyim dedim, ben hatırlıyorum da sen hatırlayacak mısın diye. Yersen. Motorunun burada kazın. Motorunun... Dur. Sikmeseler bari. Ne diyorum lan ben?
ne diyorum ben? Aga ne diyorum ben? Burada çekemedik valla. Bir şey diyeceğim, olmadı. Yani gerçekten olmadı. Suya 7 euro verip şişeyi de aldım. Şişeyi aldık valla 7 euro olunca. Burası pahalıymış. Şimdi bu restorana gelmeyin çünkü çok pahalı. Ama Beleş Tepe var yukarıda, manastır var. Burada bir mekan daha varmış. Vay, güzel yere biz gelmemişiz ya. Ya Mehmet ya. Bu ne ya? Aynı yer mi? Burada oturabiliyor muyuz? Evet, oturabiliriz. Müthiş. Jesus Christ var orada. Hadi. Oo. İşte bu. Biraz cılkını çıkarttık ve çok video kaydı alamadık. Yalan yok. Alamadık. Onları da videonun sonunda paylaşacağım. Kamera çekim hataları diye. Bence net videonun sonuna sarın deyip direkt orayı izlemeniz lazım. Çok eğlendik. Yani ben bayağıdır bu kadar gülmemiştim. Abi manzaraya bak ama bu arada. Abi çok iyi be. Gülşah, bu nedir ya? Cheers. Müthiş. Cheers. 7 euroyu verince aldık abi şişeyi. Evet. Benimle bütün İtalya'yı gezecek. Vay be, ortama bak, çok iyiymiş. Çok güzelmiş burası. Gülşah, nasıl geçti Yunanistan turun? Güzeldi. Pek bir ciddi buldun sen. Her şey var. Kan, gözyaşı, kan yok çok şükürler olsun. Emin da gözyaşı. Kan var mı? Ya bayağı bir şey var. Arıza var, gözyaşı var, macera var, kaybolma var. Bayağı bir hikayeler var. Kaybolma var. Tamam, başlıyorum. Hellas Rally'den çıktım. Mora Yarımadası'nı çok beğendim. Gerçekten bak, Türkiye'ye bu kadar yakın ve bu kadar iyi motosiklet rotalarının olduğu bir yer yok. Dimitros Şifre'ye gittim. Çok güzel bir batık gemi. Şifrek yani. Oradan çıktım. Kalamata'ya gittim. Bu aralarda 2-3 gün kaldım. Yitio. Bak, Mora Yarımadası'nda şu ana kadar en beğendiğim, deniz kenarında en beğendiğim yerde. Muhteşem bir liman kasabası. Yitio'da kaldıktan sonra çıktım ve kendimi artık denizden sıkılıp dağlara attım. Kalamata'dan sonra bir yola girdim. Bir manastıra ulaşmaya çalıştım. Sadece köy yollarından gittim. Araba yoktu. Hatta o manastıra giderken yol biraz bozuldu. Sonrasında manastır 1 kilometre gösteriyor. Motorama girmiyor daha fazla. Çünkü çok böyle çakıllı çukullu daracık yollar ve yürüyüş parkuru. Orada bir yarım saat falan yürüdüm. Karnevan içinde motosiklet kıyafetleriyleyim. Allah'ım, bitmiyor yol. Sonrasında yani seni arıyorum, telefon çekmiyor. Mehmet diyorum, daha fazla yürüyecek miyim sanki? Nereden bileceksin yani nerede olduğumu? Daha fazla yürüyecek miyim? Devam edeyim mi? Çünkü saat akşam 5 gibi vardım oraya. Böyle kaçak kapıdan falan geçtim. Bulamadım manastırı. O sırada motorda ufak ufak ses vermeye başladı mı? Arıza sesleri. Ya evet, aslında ses Atina'da da vardı ama biz yani çok küçüktü. O köy yollarına ve muhtemelen dağı çok tırmanınca bir tık zorlandığını düşünüyorum ve motordaki ses arttı. O gün işte neyse, manastırı bulamadım. Ses artarak devam ettim. Ya kayda bak. Gözüne sinek kaçtı. Çok saçma şeyler oluyor bu akşam. Gözüme sinek girdi ve yayını kesmek zorunda kaldım. Tekrardan şöyle buraya oturduk. Devam edeceğiz bakalım. Videoyu bitirmeye çalışacağız. Bitiriyoruz ya artık. Enteresan bir video oluyor. Kararlıyız aynen. Tam evet, motordan ses çıkmaya motordan başladı. Motordan ses çıkmaya başladı ve bunu bir anket yaptım. Çünkü teknikten anlamıyorum. Motosikletteki ses normal mi dedim. Ve herkes hayır dedi. 300'e yakın yorum geldi. Yani anket cevap geldi. Herkes hayır deyince ben bir servise gideyim dedim. Yakınlardaki servise baktım. Ama şeyde kalıyorum. Dağın yamacına kurulmuş küçücük bir kasaba. 2 tane otel var ve inanılmaz sakin, sessiz bir yer. Patras 200 kilometre ve benim varmam lazım. Motordaki ses gittikçe artıyor. Ben müziği gittikçe açıyorum. Motordaki ses artıyor, ben müziği açıyorum falan filan. Patras'a vardım. Bir tane Vespa bayi vardı. Dediler ki, önce bir arkadaşımı arattım. Motordaki ses normal mi diye. O konuştu. Dediler ki, motorun yağını kontrol et. Eğer yağ normal değilse biz şey yapacağız. Motorun yağını ekleyeceğiz. Ha 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 ha!
Saksa. Hadi devam. Motorun yanını kontrol edeceğiz dediler. Okay. Ama sonra motordaki sesin egzozdan gelmediğini ve bir sıkıntı olduğunu söylediler. Sonrasında sen devreye girdin. Motordaki sorun aslında çok büyük ve motorun açılması gerekiyor dediler bana. Hı hı. Yani başına gelebilecek en kötü şey geldi. En kötü şey geldi. Çünkü bu motosiklet yeni bir motor ve fabrikasyon bir hata varmış. Abi hiçbir çözümüm yok. Yani çünkü bizim Türkiye'de yapılan bakımları görmüyorlar. Siz Avrupa Birliği'nin üye olmadığınız için bize bir kağıt getirmeniz gerekiyorlar. Her şey böyle allak bullak oldu. Türkiye el attı olaya. İtalya fabrika devretti. Bu arada ben hüngür hüngür ağlıyorum. Çünkü yapabileceğim hiçbir şey yok. Tura ara verdik ve ben seni buraya Atina'ya geri döndüm. Yaklaşık bir hafta Atina'da gezdim, tozdum. Bütün beachleri keşfettim. Nasıl denize buldun girdim. Atina'da? Böyle bir hafta falan yaşadın bu Atina'yı. Evet. Nasıl buldun? Nasıl hissettin? Ya Atina gerçekten yaşanacak bir şehir yani. Çok keyifli çünkü insanlar çok rahat. Çünkü çok mutlular. Şey diyorlar ya hani Yunanistan çok fakir bir ülke ve artık şey yaşam çok zor falan. Öyle bir şey yok yani. Günlük yaşamda sen bunu görmedin. Günlük yani... Şöyle turist olarak gelince evet binalar eski, işte fiyatlar uygun diyorsun ki gerçekten fakir bir ülke diyorsun. Ama gerçekten burada yaşamaya başlayınca ne kadar sosyalist bir ülke olduğunu, insanların nasıl keyifle zaman geçirdiğini görüyorsun. Merkezde değil, biraz daha uzaklaşınca işte beachlerde hayatın bambaşka olduğunu. Yani tıklım tıklım hafta içi bile çok kalabalık. Deniz çok keyifli yani bir tane beach'e gidebildim. Çünkü toplu taşımayla ilerlediğim için keşfedebileceğim alan metronun ve otobüsün gittiği yer kadar. Bir hafta çok keyifli zaman geçirdim ya. Atina'yı çok sevdim. Bir hafta Atina'da yaşadın, sonra döndün. Kaç gündür Türkiye'desin? Bir hafta falan. Yani iki haftadır falan mı sen Yunanistan'daydın öncesinde? Evet. 3 hafta mı? 19 Mayıs'ta çıktım. 13 Haziran. 3 hafta falan Yunanistan'daydım. Araya bir hafta Türkiye verdin, evet. Ve kıyaslayabilirsin şu anda tekrar geldin. Nasıl bir farklılık var sence iki ülke arasında? Şöyle, Türkiye'de insanlar mutsuz ya. Çünkü gerçekten enflasyon, yani insanların artık şurasında ama Türkiye'de o kadar bir seviyeye geldik ki artık ses çıkardığın zaman o sesin etiketi ve çın sesini duyamadığın için ses çıkarmıyoruz. Yani her şeyi kabul ediyorum. Benzin 30 lira oldu. Niye döndün falan diye böyle bir hissettin mi gidince Türkiye'ye? Ya vize sorunum olmasaydı Atina'da kalırdım. Ve bundan sonra yani yurt dışında yaşamak, belki yurt dışında çalışmak için bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü kötü enerji hissediyorum ve mutsuzum ya. Yani ne desem bilemiyorum şu anda. Türkiye'yi çok seviyorum. Çünkü çok güzel bir coğrafyadayız. Ama artık hiçbir şey güzel gitmiyor. Yani burada kaldığın 3 hafta boyunca Türkiye'ye göre çok daha evindeymiş gibi hissettin, evet, mi? Evet. Daha rahat hissettin. Hissettim. Yani daha mutlu hissettim diyebilirim. İlginç. İlginç, evet. Değil aslında ya. Ha? Yani ilginç değil bence. Şimdi yarın gideceksin, evet. Patras'a. Bir gün kalacaksın orada. Evet, motoru teslim alacağım. Sonrasında yolculuğum başlıyor. Bir anket yaptım. Balkanları mı gezeyim, İtalya'ya mı gideyim dedim. Direkt İtalya'ya geç dediniz. Siz dediniz. Direkt denmedi. Yarı yarıya ya yakındı, evet, yani. Evet. Yani %54'e 40 kaç oluyor? 40. 54'e 46 mıydı? 43, neydi en son bittiğinde? 43. 43'ü o zaman 57. Neyse, 44'e matematik çıktı mı? Evet. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Neyse. Ben buraya şimdi bir matematik efekti, evet, atarım. Seversin sen onu. Aynen. Evet, efekti attık. Süper. İtalya'ya geçeceksin. Bakalım orada seni nasıl maceralar bekliyor. Biz de merakla takip ediyor olacağız. Tekrar söylüyorum, misafirperverliğiniz için. Aslında tüm Yunanistan'ın misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Çünkü çok keyifli zaman geçiririm burada. Motorunun burada bozulması da aslında kötü de olmadı. Çok keyifli oldu. Yani Yunanistan'ı gerçekten çok yakından tanıdım. Gülşah, o zaman çok güzel insanlarla karşılaşacağın, en az Atina'daki kadar keyifli zaman geçireceğin çok güzel maceralarla buluşmanı diliyorum. Yolun açık olsun. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Nice to meet you, man. Mate. Biz de yani parayı verdik, Beleş Tepe'ye çıkıyoruz yani. Var mı böyle bir şey? Biraz akıllandık diyelim. Hellas Rally ne? Bir şey prodromu. Ertesi gün motordaki ses gittikçe artmaya başladı. Motor
Galiba bizim şeyimiz. Zaten yaşanacak bir şehir yani, yaşanacak. Akropol'ün tam karşısındaki. Akropol'ün tam karşısındaki. Ablamız saçındaydık. Ne tepesiydi bak, ben de. Ares tepesindeydik. Ares tepesi, bak süper. Ben isim unutmuyorum. Ben tepeyle meydanı karıştırıyorum. Tünelle okay. Köprüyü karıştırıyorum. Ben yani. Bir test edeyim dedim, ben hatırlıyorum evet. Da sen hatırlayacak mısın diye. Yersen. Sıkmışsınlar bağırdım komutayım. Ne diyorum lan ben? Ne diyorum ben? Aga ne diyorum ben? Motorunun burada kazın. Motorunun burada bozulması da aslında kötü de olmadı. Çok keyifli oldu yani, Yunanistan'ı gerçekten.